Öykü kitabımızın adı Peter Chalamet'in Olağanüstü Öyküsü. Yazar Adalbert van Chamisso. Çeviren Murat Özban. Yayın evi Kolektif Kitap Bilişim Yayınları. 3. Bölüm. Çelik zincirlerle sıkı sıkı bağlanmış bir adamın kanatları olsa neye yarar ki? Yine mutsuz olur. Hem de kanatları olup da uçamadığı için daha çok mutsuz olur. Ben de hazinesinin üzerinde oturan Fafner gibi her türlü insani muhabbetten uzak altınlarımın yanı başında yoksunluk çekiyor, yine de yüreğimi altınlarıma açmıyor, hatta tam aksine onlara lanet okuyordum. Altın uğruna insanlıktan kopmuştum. Feci sırrımı tek başıma muhafaza ediyor, en bayağı uşağımdan bile çekiniyor, hatta gün ışığında insanlara gösterebileceği bir gölgesi olduğu için onu dahi kıskanıyordum. Derin bir keder yüreğimi eziyordu. Günlerimi ve gecelerimi odamda yalnız başıma yas tutarak geçiriyordum. Gözlerimin önünde kendi kendini yiyip bitiren bir başkası daha vardı. Benim sadık Bendel'im. Cömert efendisinin güvenini sarstığı, aramak için yolladığı adamı tanımadığı ve hiç şüphesiz benim perişan halimin bununla bir ilgisi olduğunu tahmin edebildiği için sessiz sedasız kendini suçlamaktan vazgeçmemişti. Bense onu hiç suçlamıyordum. Bu vakada yabancı adamın mucizevi karakterinin bir parmağı olduğunu anlamıştım. Denemediğim çare kalmasın diye bir defasında Bendel'i değerli bir elmas yüzükle şehrin en meşhur ressamına yollayıp davet ettim. Geldi. Uşaklarımı başımdan savıp kapıya kilitledim, adamla oturdum ve sanatını övdükten sonra utana sıkıla asıl meseleye geldim. Ama konuyu açmadan evvel bu sırrı hiçbir nedenle açık etmeyeceğine dair yemin ettirdim. Üstadım, diye başladım sözlerime. Acaba büyük bir talihsizlik sonucu gölgesini kaybetmiş bir şahsa yapay bir gölge çizmeniz mümkün olur mu? Bir boy gölgesi mi diyorsunuz? Aynen öyle diyorum. Ama, diye sordu adam. Bu şahıs nasıl bir beceriksizlik, nasıl bir özensizlik sonucu kaybetmiş olabilir ki gölgesini? Hadisenin ne şekilde vuku bulduğu çok daha önemli değil. Ancak şu kadarını söyleyebilirim, dedim ve hiç utanmadan bir yalan uydurdum. Geçen kış seyahat ettiği Rusya'da olağanüstü bir soğuk dalgasının gölgesinde öyle bir dondurmuş ki bir daha yerden sökememiş. Bu şahıs için benim çizebileceğim yapay gölge, diye yanıtladı ressam, azıcık kımıldasa dahi kaybedeceği bir gölge olacaktır. Kendi mündemiş gölgesine bile sahip çıkamayan bir adam için özellikle geçerlidir bu dediğim. Ki öykünüzden anlaşıldığı kadarıyla söz konusu şahıs tam da böyle biri. Bence gölgesini kaybetmiş biri için en doğrusu güneşte gezinmemek olacaktır. En doğru ve makul çözüm bence budur. Gitmek üzere ayağa kalktığında öyle delici bir bakış attı ki gözlerimi kaçırmak zorunda kaldım. Koltuğuma çöktüm ve ellerimi yüzüme kapadım. Odaya girdiğinde Bendel beni bu halde buldu. Efendisinin acısını gördü ve saygıyla usulca çekilmeye niyetlendi. Başımı kaldırdım ve kederimin ağırlığına teslim oldum. Başka çaresi yoktu, ona söyleyecekti. Bendel, diye seslendim. Bendel, sen ki çektiğim çileyi izlemene rağmen nedenini sormayacak kadar saygılı, usulca ve sadakatle benimle birlikte üzülürmüş gibi görünen tek insansın. Yaklaş yanıma Bendel ve yüreğimin sırdaşı ol. Altınlarımın bereketinden seni hiç mahrum bırakmadım. Kederimin bereketinden de bırakmayacağım. Beni terk etme. Bendel, bir yandan benim zengin, cömert, kadir kıymet bilen biri olduğumu görüyorsun ve dünyanın beni yere göre koyamayacağını düşünüyorsun. Bir yandan da benim dünyadan kaçtığımı ve kendimi insanlardan soyutladığımı da görüyorsun. Dünya hakkındaki hükmü verdi ve beni afaroz etti. Belki korkunç sırrımı öğrenince sen de bana sırtını döneceksin. Bendel, ben zengin, cömert ve kadir kıymet bilen biriyim ama Tanrım bana yardım et, gölgem yok. İyi yürekli genç korkuyla, ''Ne? Sizin gölgeniz mi yok?'' diye bir çığlık attı ve gözlerinden pırıl pırıl yaşlar süzülmeye başladı. ''Vah benim talihsiz kaderim, gölgesiz bir efendiye hizmet etmek için doğmuşum meğerse.'' Sustu, ben de yüzümü ellerinin içine aldım. ''Bendel'' dedim nihayet titrek bir sesle. ''İşte artık sırrımı öğrendin, artık onu açık edebilirsin, hadi git beni ele ver.'' Kendisiyle müthiş bir mücadele verir gibiydi.
Nihayet önümde diz çöktü ve gözyaşlarıyla yıkadığı ellerimi tuttu. "Hayır," dedi. "Tüm dünya ne düşünürse düşünsün, ben kadir kıymet bilen efendimi bir gölge uğruna terk etmeyeceğim. Mantıklı olanı değil, doğru olanı yapacağım. Sizin yanınızda duracak ve size kendi gölgemi ödünç vereceğim. Yardım edebildiğimde size yardım edeceğim. Edemediğimde ise sizinle birlikte ağlayacağım." Bu garip düşünce biçimine hayranlıkla karşılık bir şaşkınlık duyarak kollarımı onun boynuna doladım. Zira onun bunu altın uğruna yapmadığına kani olmuştum. O andan itibaren kaderim ve yaşama biçimim hiç değilse biraz değişti. Bendel noksanımı gizlemek için almayı becerdiği önlemleri anlatmaya kelimeler yetmez. Her yere benden önce ya da benimle birlikte gidiyor, her şeyi denetliyor, her ihtiyacımı tedarik ediyor ve tehlike boy gösterdiğinde de çevik bir şekilde beni kendi gölgesiyle koruyordu. Zira benden uzun ve daha yapılı bir adamdı. İtiraf edeyim ki benim de nevi şahsıma münhasır özellikleri olan kaprisli bir adammış gibi davranmam gerekiyordu. Ama bu tür davranışlar zengin bir adam söz konusu olduğunda garip karşılanmıyor ve hakikat gizli kaldığı sürece altının satın alabileceği her türlü itibar ve saygının keyfini sürebiliyordu. Gizemli yabancının bir sene bir gün sonra yapmayı vaat ettiği ziyareti artık daha dingin bekler olmuştu. Gölgesiz görülmüş olduğum, dolayısıyla sırrımın ele verilebileceği yerlerde çok uzun süre kalmamam gerektiğini gayet iyi biliyorum. Ayrıca Bay John'a kendimi takdim ettiğimde nasıl süklüm büklüm bir izlenim bırakmış olduğumu da hatırımdaydı. Muhtemelen benden başka hatırlayan yoktu ama yine de acı bir hatırattı. Dolayısıyla niyetim bu şehirde kısa bir süre prova yaptıktan sonra başka bir şehirde daha rahat ve daha özgüvenle boy göstermekti. Ancak bir şey oldu ve gururum beni biraz daha uzun süre kalmaya zorladı. Zaten insan ruhuna atılan bir çıpanın tutunabileceği en sağlam zemin de işte bu gururdur. Güzel Fanny'ydi bu çıpa. Onunla tarafsız bir saha bir kez daha karşılaşmıştık. Kendisi benimle daha önce görüşmüş olduğunu hatırlamamış ama yine de bir miktar ilgi göstererek ödüllendirmişti beni. Zira artık zeki ve nükteden biriydim ve konuşmaya başladığımda insanlar ağzımın içine bakarak dinliyorlardı. Sohbete böyle ustalıkla hakim ve böyle tatlı dille konuşma yeteneğini nasıl kazandığımı ben de bilmiyordum. Ancak güzel Fanny'nin üzerinde bıraktığım olumlu izlenim beni tam da onun istediği şeye, yani bir soytarıya çevirmiş ve binbir zahmete katlanarak gölgelerin ve alacakaranlığın izin verdiği her yerde onun peşinden sürüklenir olmuştu. Aslında benden gurur duymasına neden olabildiğim için gurur duyuyordum kendimle. Hepsi o kadar ve ne kadar istersem isteyeyim, duyumsadığım bu heyecanı aklımdan çıkarıp kalbime gömmeyi beceremiyordum. Dünyanın en sıradan, en bilindik bu öyküsünü sana tüm tafsilatıyla yenilememe ne gerek var ki? Saygın kişilerin böylesi öykülerini sen de birçok kez anlatmıştın bana. O eski bildik oyunda benim hiç sızlanmadan oynadığım basma kalıp role eklenen tek yenilik, ne benim, ne de onun, ne de başka hiç kimsenin beklemediği bu oyuna özel bir felaket oldu. Adetim olduğu üzere güzel bir gece, iyi aydınlatılmış bir bahçede bir grup insanı toplamıştı. Sahibem hanımefendiyle kol koya gezinirken diğer misafirlerden uzaklaşmış, kulağına güzel sözler fısıldamaya uğraşıyordu. O ise mahcup bir edayla önüne bakıyor ve elini sıktığımda hafifçe karşılık veriyordu. İşte tam bu sırada ay arkamızdaki bulutların arasından çıktı ve Fanny'nin önümüze sadece kendi gölgesinin düştüğünü gördü. Ürperdi ve şaşkın bir ifadeyle önce bana, sonra da gözleriyle gölgemi ararmışçasına tekrar yere baktı. Bu arada zihninden geçenler yüz ifadesine o kadar komik yansıyordu ki, omuriliğimden aşağı buz gibi bir ürpertinin indiğini hissetmesem kahkahalarla gülebilirdim. Bayıldı ve kollarımdan kayarak yere yığıldı. Onu o halde bırakıp şaşırmış misafirlerin arasından ok gibi fırlayarak kapıya ulaştım ve bulduğum ilk arabaya atlayıp şehre geri döndüm. Temkinli Bendel'i bu sefer şehirde bırakmıştım ki felaketime bu neden olmuştu. Beni gördüğünde şaşırdı, tek kelime yetmişti ne olduğunu anlamasına. Derhal posta arabasının atları getirildi, yanıma uşaklarımdan sadece birini, becerikliliğiyle işime yarayacağını düşündüğüm ama o gün olanlardan kuşkulanacağına ihmal vermediğim rastgele, feleğin çemberinden geçmiş düzenbazı aldım. Daha o gece 30 mil yol kat ettim. Bendel ikametgahımı boşaltmak
açık hesaplarımı kapatmak, sonra da sadece en gerekli eşyalarımı getirmek üzere şehre gitmiştim. Ertesi gün bize yetiştiğinde kollarına atıldım ve bir daha böyle ahmaklıklar yapmayacağıma ve gelecekte daha dikkatli davranacağıma yemin ettim. Yolculuğumuzu dağları ve sınırları aşarak hiç durmadan sürdürdük. Ve ancak dağların arka yamacına ulaşıp da bu doğal duvar ve yıkım yerleriyle aramıza girdikten sonra pek geleni gideni olmayan yakındaki bir kaplıca kasabasında bir süre dinlenmeye razı oldum. 4. Bölüm. Öykümde yaşamımın bir dönemini hızlıca geçeceğim. Oysa bu dönemin canlılığını hafızamda tazeleyebilmeyi ve orada biraz daha vakit geçirebilmeyi ne çok isterdim. Fakat heyhat, o zamanlara ruh katan ve o ruhu canlandırabilecek tek şey olan içimdeki o renk soldu artık. Ve o günlerde yüreğimde kabaran güçlü duyguları, o acıyı, o mutluluğu, o uysal sanrıyı ne zaman diriltmek istesem coşkulu pınarlara yol vermeyen sert bir kayaya tosluyorum. Tanrı da artık benden uzaklaştı. Şimdi nasıl da uzaktan, nasıl da farklı bir şekilde bakıyor bana o geçmiş zamanlar. O kaplıca kasabasında trajik bir kahramanı oynayacakken rolünü prova etmeden sahneye çıkan acemi bir aktör gibi piyesi unutup bir çift mavi göze tutuldu. Bu oyuna aldanan ebeveynleri ise işi bir an evvel bağlamak için ellerinden geleni artlarına koymadılar ve bir komedi olarak başlayan oyun bir rezaletle son buldu. İşte hepsi bu. Şimdi tüm bunlar öyle aptalca, öyle manasız geliyor ki. Ancak bir zamanlar yüreğimi böylesine büyük, böylesine aşkın bir heyecanla dolduran şeylerin bugün bana bu kadar anlamsız gelmesi de korkunç. Mina, o zamanlar seni kaybettiğim, bugünse seni içimde bulamadığım için ağlıyorum. Bu kadar yaşlanmış olabilir miyim? Ey zavallı akıl! O zamana ait tek bir yürek çırpıntısını, o sanrının tek bir anını bir defa daha yaşasam ya, ama hayır. Ben senin engin ve ıssız denizinin kabarmış sularında yüzüyorum. Ve son şampanyanın, son kadehinin, son kabarcığı da çoktan gitmiş, gitmiş işte. Ben deli birkaç kese altınla birlikte ihtiyaçlarıma uygun bir ev bulsun diye önden yollamıştım. Ben de kasabada epeyce bir para dağıtmış, bu sırada hizmetinde olduğu soylu yabancıdan da üstü kapalı bahsetmiş, zira adımın bilinmesini istemiyordum. Bu nedenle de kasabanın iyi insanları benim hakkımda olmadık düşüncelere kapılmışlar. Yeni evim beni kabule hazır hale gelir gelmez Bendel oraya götürmek üzere aldı beni ve yolculuğumuza devam ettik. Kasabaya tahminen bir saatlik mesafe kalmışken sanki kutlama varmış gibi süslenmiş püslenmiş bir kalabalık güneşli bir düzlükte yolumuzu kesti. Araba durdu. Müzik, çan sesleri, top atışları duyuldu. Coşkulu bir tezahürat doldurdu havayı. Sonra arabanın kapısının önünde beyazlar içinde eşsiz güzellikte bir bakire korusu belirdi. Kızların hepsi güzeldi. Ancak içlerinden bir tanesi vardı ki diğerleri onun yanında güneşin etrafındaki yıldızlar gibi solup kalıyordu. Kız arkadaşlarının arasında bir adım öne çıktı. Utangaç bir edayla kızararak ince, narin yapısıyla önümde diz çöküp defne yaprakları, zeytin dalları ve güllerle örülmüş bir çelengi ipek bir yastık üzerinde bana sundu. Bu arada haşmet meapları, sevgi ve saygı gibi bir şeyler de söyledi. Kızın ne dediğini tam olarak anlayamamıştım ama hülyalı, billur sesi kulaklarımı ve yüreğimi okşamıştı. Cennetten çıkma bu sahneyi sanki daha önce bir yerlerde görmüş gibiydim. Nihayet koro da devreye girdi ve kralı ve onun tabasının mutluluğunu öven bir methiye söylemeye başladı. Ve sevgili dostum, bütün bu gösteri açık havada, güneşin altında vuku buluyordu. Kız iki adım önümde diz çökmüş bekliyordu. Gel gör ki ben, gölgem olmadığından aramızdaki mesafeyi aşıp bu meleğin önünde diz çökemiyordum. O an bir gölgem olması için neler vermezdim ki? Utancımı, korkumu, umutsuz kederimi arabanın karanlık derinliklerinde gizlemek zorundaydım. Sonunda Bendel benim yerime arabanın diğer yanından dışarı atladı. Onu geri çağırdım ve aslında güzel Fanny'ye yakışacağını düşünerek ayırmış olduğum elmaslarla bezeli değerli bir tacı elimin altında duran sandıktan çıkartarak verdim. Bendel öne çıktı ve efendisi adına konuştu. Efendisinin böylesi saygı gösterildiğini kabul etmesi mümkün değildi. Ayrıca bunu arzu da etmiyordu. Herhalde bir yanlışlık olmalıydı. Yine de saygıdeğer kasaba ahalisine
iyi niyetlerinden ötürü müteşekkirdi. Sonra bana takdim edilen çelengi aldı ve yerine elmas bezeli tacı koydu. Elini saygıyla uzatarak genç kızı ayağa kaldırdı ve din adamlarını, belediye meclisi üyelerini ve karşılama heyetindeki diğer zevatı bir el hareketiyle savdı. Bu noktadan itibaren de hiç kimsenin yanıma yaklaşmasına izin vermedi. Kalabalığa dağılmalarını ve atların önünden çekilmelerini emretti. Arabaya bindi ve dallı çilekli bir takın altında geçerek küçük kasabaya doğru dört nala yola koyuldu. Bu sırada toplar tahala patlıyordu. Araba evimin önünde durdu. Ben çevik bir hareketle arabadan atladım ve beni görebilmek umuduyla orada toplanmış kalabalığı yararak kapıdan içeri girdim. Kalabalık pencerenin altında bana tezahürat yapıyordu. Ben de iki dükalık altınları camdan onların üzerlerine cömertçe saçtım. O gece bütün kasaba kendiliğinden ışıklarla donatıldı. Ve ben hala tüm bunların ne anlama geldiğini ya da beni kim sanmış olabileceklerini bilmiyordum. Araştırması için Raskal'ı yolladım. Ona anlatılanlara bakılırsa, Prusya'nın iyi yürekli kralının bir kont kisvesinde tebdilli kıyafet ülkesini gezdiğine ilişkin bir haber duymuşlar. Sonra yaverimi tanımışlar ve yaverim de kimliğimi ele vermiş. Ahali, kendi kasabalarında kalacak olmamda büyük bir onur ve mutluluk duyuyormuş. Evet, kimliğimi kesinlikle gizli tutmak istediğim bu kadar belliyken, kendilerinin üzerimdeki giz perdesini böyle abartılı bir şekilde kaldırmaları büyük bir haksızlıkmış. Bunu anlamışlar, ancak ben öfkemi o kadar kadir kıymet bilen, o kadar lütfederek göstermişim ki, bu iyi niyetli, iyi yürekli insanları affedeceğimden hiç kuşku duymuyorlarmış. Bu mesele bizim düzenbazın o kadar hoşuna gitmiş ki, insanlar hiç değilse bir süre daha düşündükleri şeyin doğru olduğuna inanmaya devam etsinler diye azarlayan bir ses tonuyla da konuşarak elinden geleni yapmış. Verdiği rapor komikti. Beni eğlendirdiğini de görünce yaptığı müzikliği anlatmaktan geri durmadı. Bana gelince itiraf edeyim mi? Ne şekilde olursa olsun saygı duyulan bir devlet başkanı zannedilmek benim de gururumu okşamıştı. Ertesi günün akşamı ön bahçedeki ağaçların gölgesinde bir şölen düzenlenmesini emrettim ve tüm kasabayı davet ettim. Kesem'in gizemli gücü, Bendel'in çabaları ve Raskal'ın yaratıcılığı sayesinde zamana bile hükmetmek mümkündü. Sadece birkaç saatte her şeyin böylesine zengin, böylesine güzel bir düzene girmiş olduğunu gördüğümde gerçekten de hayretler içinde kaldım. Nasıl bir ihtişam, nasıl bir bolluk sergileniyordu anlatamam. Dahası öyle ustaca bir ışıklandırma yapılmıştı ki kendimi tümüyle rahat hissedebiliyordum. Bana anımsatacak bir şey bırakmayan hizmetkarlarımı takdir ettim. Gece karanlığı çöktü. Misafirler teker teker gelerek takdim edildiler. Haşmet Meab kelimesini kimse ağzına almıyordu. Herkes derin bir saygı ve tevazuyla Kont Hazretleri diye devam ediyordu. Ne yapabilirdim ki? Kontluğa razı oldum ve o andan itibaren de Kont Peter olarak kaldım. Şölenin tüm kargaşası içinde ruhumun arzuladığı tek bir kişi vardı. Geç geldi. Başına taç takmış, kendisi de taç gibi o kadın bahçenin en güzeli olduğunun farkında değilmişçesine mahcup bir edayla annesi ve babasının yanında yürüyordu. Ormancı başı, eşi ve kızı bana takdim edildiler. Annesiyle babasına nazik, gönül okşayıcı birkaç kelime etmekte hiç güçlük çekmedi. Ama sıra kıza gelince dili tutulmuş, ne diyeceğini bilmeyen bir okul çocuğuna döndü. Nihayet kekeleyerek ondan bu şölenin başında sembolünü taşıdığı rolü üstlenerek onurlandırmasını ve gecenin kraliçesi olmasını rica etti. İnsanın içine işleyen bir bakışla ve utanarak kendisini bağışlamamı diledi. Ancak ben ondan da utangaç bir tavırla önünde diz çökerek biat ettim. Ve derin bir saygıyla ilk kulu olmaktan onur duyduğumu açıkladım. Tabii, kontun bu davranışını diğer konuklar da bir emir telakki ettiler ve hepsi de büyük bir keyifle kontu takip ettiler. İhtişam, masumiyet ve zarafet güzellikle el ele vermiş, neşeli şölene hep birlikte hakim olmuşlardı. Mina'nın mutlu annesiyle mutlu babası evlatlarına verilen payenin kendilerini onurlandırdığını düşünüyorlardı. Bense kelimelerle tarif edilemeyecek bir sevinç içindeydim. İstiflediğim altınları eritmek için satın aldığım mücevherlerden elimde kalan ne varsa, incilerin ve değerli taşların hepsini üstü kapaklı iki kaseye doldurdum ve sofrada dolaştırarak kraliçenin adına arkadaşlarına ve diğer tüm hanımefendilere ikram ettim. Bu sırada
kitlenin arkasından tezahürat yapan halka da avuç avuç altın saçılmaktaydı. Ertesi sabah Bendel gizlice Raskal'ın dürüstlüğü konusunda uzun süredir beslediği kuşkuların artık kesinlik kazandığını söyledi. Meğerse Raskal önceki gece keseler dolusu altını dağıtmak yerine kendi cebine atmış. Attıysa ne olmuş dedim. Kerata'ya bu küçük vurgunu çok görmeyelim. Zaten ben herkese cömertçe dağıtmıyor muyum altınlarımı? Ona da biraz vermiş olayım. Dün o da senin bulunduğun yeni adamlar da gayet güzel hizmet ettiler. Neşeli bir şölen verebilmek için keyifle yardımcı oldular. Bu konu bir daha hiç açılmadı. Raskal uşaklarının başı olarak kaldı. Bendel ise benim dostum ve sırdaşımdı. Servetimin tükenmez olduğunu düşünmeye alışmıştı ve kaynağını da sorgulamıyordu. Hatta aklımın nasıl çalıştığını seziyor ve servetimi teşhir edebileceğim, para harcayabileceğim yeni imkanlar yaratıyordu benim için. O gizemli yabancı, o soluk yüzlü sinsi herif hakkındaysa tüm bildiği şundan ibaretti. Üzerimdeki laneti kaldırabilecek tek kişi oydu. Bu adamın nerede olursam olayım beni bulabileceğine, benimse onu hiçbir yerde bulamayacağıma kesin kes kane olmuştu. Dolayısıyla vaat ettiği buluşma gününü beklerken onu aramanın nafile olacağını düşünerek bu çabadan tamamıyla vazgeçmişti. Saf kasabalılar verdiğim şölenin ihtişamı ve şölendeki tavırlarımdan kapılmış oldukları yanlış kanının doğru olduğunu düşünmeye bir süre daha devam ettiler. Ama çok geçmeden Prusya kralının masalsız seyahatinin asılsız bir söylenti olduğu gazetelerde öğrenildi. Ne var ki benim bir kral, hem de en zengin ve en soylusundan bir kral olduğuma bir defa kanaat getirilmişti ya, ne olursa olsun kral olarak kalmam gerekiyordu. Tek mesele hiç kimsenin hangi kral olduğumu bilmemesiydi. Dünyada en azından bizim çağımızda kraldan bol bir şey yoktu. Ve daha önce hiç kral görmemiş bu iyi insanlar da bir o kral, bir bu kral olduğunu düşünüyor ve tüm tahminlerinde eşit ölçüde yanılıyorlardı. Kont Peter ise Kont Peter olarak kaldı. Bir keresinde Kaplıca kasabasının ziyaretçileri arasında servetini servet katmak isteyen hileci iflas etmiş bir tüccar peyda oldu. Geniş ama solgun gölgesiyle herkesten saygı gören bir adamdı. İşte bu herif sahip olduğu servetle gösteriş yapmaya yeltendi. Hatta benim servetimle boy ölçüşmeye bile kalktı. Ben keseme başvurarak çok geçmeden adamı öyle bir noktaya sürükledim ki itibarını korumak için yeniden iflas ettiğini açıklaması ve dağların ötesinde kayıplara karışması gerekti. Böylece ondan kurtulmuş oldum. O bölgede birçok aylak boşta gezerin türemesine neden olmuşumdur. Her ne kadar krala layık bir ihtişam ve gösteriyle herkesin gözünü kamaştırsam da evimde oldukça basit bir münvezi hayatı yaşamaktaydım. Temkinli davranmayı alışkanlık haline getirmiştim. Her ne bahaneyle olursa olsun odama Bendel dışında hiç kimsenin girmesine izin vermiyordum. Gün ışıdığı sürece onunla birlikte odama kapanıyordum ve Bendel de herkese kont çalışıyor diyordu. En ufak şey için bile sıkı sıkı dışarı yolladığım ya da kabul ettiğim ulaklarda yaptığım işle ilgiliydi. Ziyaretçileri sadece akşamları ağaçların altında veya Bendel'in talimatları doğrultusunda ustalıkla ve pırıl pırıl aydınlatılmış salonda kabul ediyordu. Dışarı çıktığımdaysa Bendel kartal gibi bakışlarıyla beni korkutuyordu ki zaten tek gittiğim yer de ormancı başının bahçesiydi. Orada sadece bir kişinin hayatıma ruh katan, can veren aşkımın hatırı için gidiyordu. En iyi yürekli Chamisso'm, umarım aşkın ne olduğunu unutmamışsındır. Burada birçok şeyi senin tamamlamana bırakıyorum. Mina gerçekten de sevilmeye değer, iyi, dindar bir kızdı. Onu muhayyelesi tamamıyla kendime bağlamıştı. O kadar mütevazıydı ki benim gözümün ondan başkasını görmemesine nasıl layık olabildiğini anlamıyordu. Yine de gençliğinin tüm masumiyetiyle aşkıma aşkla karşılık veriyordu. Tam bir kadın gibi seviyordu. Bütün varlığını feda ederek, kendisini unutarak, sadakatle, münhasırdan hayatım dediği adamı düşünerek, kendi mahvını umursamadan, kısaca gerçekten seviyordu. Bana gelince, ne feci saatlerdi onlar. Feci, ama her bir anının geri dönmesini isteyecek kadar da değerli. İlk bilinçsiz çarpılma anından sonra biraz toparlanıp kendime şöyle bir baktığımda Bendel'in göğsünde göz pınarlarımın kuruyuncaya dek kaç defa ağladım bilemezsin. Ben ki gölgemi kaybetmiştim. Habis bencilliğimle bu meleği kirletiyor, yalanlarımla onun temiz ruhunu çalarak bir hırsız gibi ona sahip oluyordum.
Bir bakmışsın ona korkunç sırrımı anlatmaya karar vermişim. Bir bakmışsın kendimi ondan ayrılmaya zorlamak için yeminler ediyorum. Sonra bir de bakmışsın ki yine gözyaşlarına boğulmuşum ve o gece ormancının bahçesinde buluşmamızı ayarlaması için Mendel'e talimat veriyorum. Bazen de gri yabancının artık yaklaşmış ziyaretine büyük umutlar bağlayarak kendimi kandırmaya çalışıyor ve kendimi bu yalanlara inandırmaya çabam sonuç vermeyince de yine gözyaşlarına boğuluyordu. O korkunç adamla ne zaman buluşacağımı hesaplamıştım. Zira bir yıl bir gün demişti ve ben de sözüne inanıyordum. Kızın annesiyle babası iyi, namuslu, yaşlı insanlardı ve tek evlatlarını çok seviyorlardı. İlişkimiz onlar için sürpriz oldu ve ne yapacaklarını bilemediler. Önceleri Kont Peter'ın çocuklarını bir an için bile düşüneceğine ihmal vermeyeceğinden emin değillerdi. Şimdi ise Kont Peter kızlarına, kızları da ona aşık olmuştu. Anne, evliliği düşünebilecek ve bunun uğruna çaba harcayacak kadar saf bir kadındı. Dünya halinden anlayan babanın sağduyusuysa böylesi uçuk hayallere geçit vermiyordu. Her ikisi de aşkımın saflığından emindi ve ellerinden çocukları için dua etmekten başka bir şey gelmiyordu. Elimde o günlerden kalma bir mektup var. Bak, evet, bu onun el yazısı. Dur bunu sana kopya edeyim. Ben, aklı kıt, zavallı bir kızım. Sevgilimin onu çok ama çok sevdiğim için canımı yakmak isteyeceğine inandırdım kendimi. Ah, sen kelimelerle anlatılmayacak kadar iyisin ama beni yanlış anlama ne olur. Benim için hiçbir şeyden vazgeçmemeli ya da vazgeçmeyi istememelisin. Tanrım, eğer böyle bir şey yapacak olursan kendimden nefret ederim. Hayır, sen beni inanılmaz ölçüde mutlu ettin. Bana aşkın ne olduğunu öğrettin. Ama artık buradan gitmelisin. Zira bahtım biliyor ki Kont Peter bana değil, dünyaya ait. O benim değil, herkesin. İleride senin hakkında şu oldu, bu makama geldi, şunu başardı, orada ona tapıyorlar, burada onu idealleştirirler gibi haberler alırsam ben de gurur duyarım. Bak işte, bunları düşününce sana nasıl da kızıyorum. Sıradan bir çocuğun yanında kendi yazgısının yüceliğini unutuverdim. Git buradan. Zira bu düşünce beni, senin yanında mutlu olan, senin sayende mutlu olan beni mutsuz ediyor. O ilk sunduğum çelenk gibi senin yaşamına da zeytin dalları ve güllerle bir çelenk örmedim mi ben? Kalbimdesin sevgilim. Korkmadan gidebilirsin. Senin sayende mutlu öleceğim. Anlatılmayacak kadar mutlu. Bu sözleri yüreğimi nasıl parçaladığını tahmin edebilirsin. İnsanların sandıkları kişi olmadığımı, sadece zengin ama sonsuz ölçüde zavallı biri olduğumu anlattım ona. Üzerimde bir lanet vardı. Bu aramızdaki tek sırdı ve öyle de kalacaktı. Çünkü bu lanetin kalkabileceğine ilişkin hala bir umudum vardı. Onu, yaşamımın biricik ışığını, biricik neşesini, biricik yüreğini benimle birlikte uçuruma sürüklemek. Günlerimi zehirleyen düşünce buydu işte. Sonra ben mutsuz olduğum için o yine ağladı. Ah, o kadar sevgi dolu, o kadar iyiydi ki tek bir gözyaşı damlam için bedenini ve ruhunu vermeye hazırdı. Diğer yandan sözcüklerimi doğru yorumlamaktan pek uzaktı. Zira artık benim güçlü bir büyünün etkisi altında kalmış bir veliaht prens olduğumu düşünüyor ve canlı hayal gücüyle sevgilisini kahramanlık motifleriyle resmediyordu. Bir gün Mina dedim. Önümüzdeki ayın son günü kaderimi değiştirebilir ve bir dönüm noktası olabilir. Ancak bu olmazsa o zaman seni mutsuz etmektense ölmeyi yeğlerim. Başını ağlayarak göğsüme yasladı. Kaderin değişirse mutlu olduğunu bilmek yeter bana. Sen başka bir şey isteme. Eğer kaderin sürecek olursa ben de ona ortak olmak isterim ki onu taşımana yardım edebileyim. Kızcağızım, düşünmeden ağızdan kaçırdığı bu saçma sözü hemen geri al. Üzerimdeki lanetin ne olduğunu biliyor musun? Kederimin ne olduğunu, sevgilinin ne, kim olduğunu, benim ne kadar, senden gizlediğim sırrın beni nasıl tir tir titrediğini görmüyor musun? Hıçkırarak ayaklarıma kapandı ve yeminler ederek yineledi talebini. Bu sırada içeriye giren ormancı başına gelecek aydan sonraki ayın başında kızının dest izdivacısına talip olacağımı söyledi. Bu süreyi o zamana kadar kaderimi etkileyebilecek birçok şey olabileceğini düşünerek belirlemiştim. Ancak kızına duyduğum aşk hiç değişmeyecekti.
Kont Peter'ın ağzından böylesi sözcükler duymak iyi yürekli adamı şok etti. Kollarını boynuma doladı, sonra ne yaptığını fark edince yüzü kızardı. Kuşku duymak, düşünmek ve soruşturmak aklına nedense sonra geldi. Chase'den, güvenceden, sevgili kızının geleceğinden bahsetmeye başladı. Bana tüm bunları anımsattığı için teşekkür ederim. Ona bu bölgede yerleşmek ve her türlü kaygıdan uzak bir yaşam sürmek istediğimi söyledim. Satılığa çıkmış en güzel malikaneleri almasını ve ödemeyi de bana bırakmasını rica ettim. Bir baba, evladının sevgilisine en iyi bu şekilde yardımcı olabilirdi. Ne var ki bu iş adamı bayağı bir uğraştırdı. Her yerde karşısına çıkan bir yabancı daha çabuk davranmıştı. Sonuçta adamcağız ancak 1 milyonluk bir şeyler satın alabildi. Adamı bu şekilde meşgul etmem en temelde masum bir kandırmacadan ibaretti. Bu tür hilelere daha önce başvurmuştum. Zira itiraf etmeliyim ki ormancı başının ilgisi zaman zaman epey usandırıcı olabiliyordu. Anne ise iyi ama sağırca bir kadındı ve konta yaranmak için baba kadar işgüzarlık yapmıyordu. Anne de bize katıldı ve bu mutlu insanlar o gece onlarla biraz daha fazla vakit geçirmem için üstelemeye başladılar. Ama orada bir dakika kadar kalamazdım. Zira ufkun alacakaranlığında ayın yükselmekte olduğunu görüyordum. Zamanım dolmuştu. Ertesi akşam yine ormancı başının bahçesine gittim. Üzerime bir pelerin atmış, şapkamı da gözlerime indirmiştim. Mina'ya doğru yürüdüğümde gözlerini kaldırdı ve beni gördüğünde gayri ihtiyari bir hareket yaptı. İşte o an gölgesiz, ay ışığında görüldüğüm o korkunç gecenin görüntüsü bir kez daha ruhumun önünde canlandı. Evet, gerçekten de oydu. Ama beni yine tanımış mıydı acaba? Mina sessiz ve düşünceliydi. Bağrımda örs gibi bir ağırlıkla yerimden doğruldu. Sessizce ağlayarak göğsüme kapandı, oradan ayrıldım. Artık onu sık sık gözyaşları içinde bulur olmuştum. Ruhum karardıkça kararıyordu. Sadece anne ile baba mutluluktan havada uçar gibiydiler. Kaderimi belirleyecek gün boğucu ve karanlık bir fırtına bulutu gibi adım adım yaklaşıyordu. Arife günü geldiğinde artık nefes bile alamaz haldeydim. Önlem olarak birkaç sandığı altınla doldurup gece yarısını beklemeye başladım. Saat nihayet 12'yi vurdu. Gözlerimi saatin akreple yelkovanına diktim ve sanki her biri birer hançer darbesiymişçesine dakikaları, saniyeleri saymaya başladım. Duyduğum her tıkırtıda yerimden fırlıyordum. Gün doğdu. Kurşun gibi ağır saatler birbirini kovalamaya başladı. Öğlen, akşam, gece oldu. Akreple yelkovanın her hareketinde umutlarım biraz daha soluyordu. Saat 11'di ve henüz hiçbir şey olmamıştı. Günün son saatinin son dakikaları da geldi ve görünürde hala bir şey yoktu. 12. saatin ilk vuruşunu duydum. Son vuruşunu duydum ve bitmez tükenmez gözyaşlarına boğularak umutlarım tükenmiş bir halde yatağa yığıldım. Sonsuza dek gölgesizliğe mahkum olsam da ertesi gün sevgilime evlenme teklif edecektim. Sabaha karşı huzursuz bir uykuyla gözlerim kapandı.